Herkese merhabalar arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün farklı bir içerikle birlikteyim. Uzun zamandır aklımda var bu içerik. Bugün İskenderun sahilindeyiz. Bilenleriniz vardır. Ben Hatay'da yaşıyorum. Hatay İskenderun sahilindeyim. Bir Shiny Gyarados'um olduğunda aslında bunu yapmaya karar verdim. Bir aylardır var zaten ama şöyle bir şey yapmak vardı aklımda. Bugüne kısmetmiş. Bugün ne yapacağız? Bugün sizlerle biraz dolaşacağız, gezeceğiz İskenderun sahilinde. Tabii ki İskenderun sahilinde denize Gyarados'u çıkartacağım. Aklımda olan şey buydu. Ara ara da size böyle kamerayı açacağım. Pokemon'umu beslermiş gibi. Fakat sadece size buraları göstereceğim. Biraz gezeceğiz. Ne yapacağız? Jimlere savaş açacağız. Yakında jimler var. Shiny Pokemon bulmaya çalışacağım. Bugün sadece Shiny Pokemon'ları avlayacağım. Ya da bana ihtiyacım olduğum Pokemon'ları avlayacağım. Şöyle Gyarados'u çıkardıktan sonra konuşmaya devam edeyim. Telefonu da düşürürsem efsane olur zaten. Şöyle bir çıkmasını sağlayayım. Pek kolay çıkmıyor deniz olduğu için. Ama illaki çıkartırım. Şöyle bir daha deneyeyim. Bir saniye. Şöyle bir daha deneyelim. Bu Gyarados bugün bu denize çıkacak. Öyle ya da böyle. Aynen öyle. Şöyle bir durum var. Denedim az önce. Ve İskenderun sahilinde denizde bir Shiny Gyarados göründü. Dikkat ediyorsanız Gyarados gittikçe geriye gidiyor. Denizin dalgasıyla birlikte Gyarados'u içine çekiyor. Bu görüntü de efsane oldu. Çağırdığında da geriye geliyor. Evet, kocaman Shiny Gyarados küçücük bir solucana dönüştü maalesef. Şöyle geri çağıralım. Geri çağırınca da şöyle geliyor arkadaşlar. Baya baya iyi bir görüntü olmuş. Bu gerçekten çok hoşuma gitti. Şöyle Poketop'una geri çağırınca şöyle geliyor uzakta olduğu için. Evet, bugün İskenderun sahilindeyim. Sizlerle biraz dolaşacağız, biraz gezeceğiz. Biraz Shiny Pokemon bulmaya çalışacağım. Lazım olan Pokemon'ları yakalayacağım. Şöyle Gyarados'u çıkarmadan bir sahilimizi size göstereyim. İskenderun sahilini. Şu şekilde. Şöyle insanları rahatsız etmeden. Bu arada buradaki teknelerden sürekli müzikler çalıyor. Onlara dikkat etmem lazım. Kendimi kaptırmamam lazım. Yoksa telif yerim. O yüzden ara ara videoyu kesebilirim. Umarım kesmeden düzgün bir video olur. Çok kesmek istemiyorum videoyu. Şöyle ufaktan bir gezip bakalım. Hatta şu yanımızdaki Pokemon'lara bakalım aralarında Shiny var mı diye. Bu arada İskenderun anıt alanına da götüreceğim size. Orada daha tehlikeli. Müzikler daha çok orada ama bir şekilde ayarlayıp sizi İskenderun anıt alanına da götürmeyi düşünüyorum. Bir anıt alanına da gidelim. Bir oraları da görelim. Oralarda da kameralar açacağım. Orada da hangi Pokemon'u çıkartırım bilmiyorum. Bu Shiny Gyarados'u denize çıkarma fikri uzun zamandır vardı bende. Uzun zamandır vardı aklımda. Bugüne kısmetmiş. Şöyle biraz daha gölge alanlara gideceğim. Shiny Gyarados'u çıkartacak düzgün alanı bulurken bayağı bir sıcakta kaldım. Deyo video. Evet, müzikler başladı. Umarım duymuyorsunuzdur. Umarım müzik çok gelmiyordur. O yüzden biraz denizden uzaklaşacağım. Çünkü buradaki gezi teknelerinden sürekli müzikler geliyor. Eğleniyorlar. İyi, hoş bir şey. Fakat YouTube bunu hoş karşılamıyor. Direkt telif atıyorlar. Direkt telif olabiliyor. Şu an geziyorum. İskenderun sahilindeyim. Bilenleriniz belki vardır. Belki gelmiş olanlar vardır. Belki gelmek isteyenler vardır. İskenderun sahil boyunda yürüyorum şu an. Bir Shiny arıyorum. Video özel belki bir Shiny Pokemon olur. Olursa da güzel olur. Onun dışında şöyle bakıyorum. Artık oyun bir süre sonra tamamen Shiny avına dönüyor. Hani her Pokemon'un en azından yeterli IV'sini bulduktan sonra oyun biraz daha, hani battle'ları falan tamamladıktan sonra oyun biraz daha böyle Shiny avına dönüyor sanki. Yani en azından benim için artık öyle oldu. Ben daha Shiny düşkünü oldum. İyice. Shiny Pokemon'ların peşine düştüm. Bu arada çok
SMS ya da çok arka arkaya telefonum çalarsa videoyu kesmek zorunda kalırım, yine söyleyeyim. Üstten sürekli bildirim butonundan görüp söylüyorsunuz bana, işte şu oyunu mu oynuyorsun, WhatsApp'ta mısın ya da işte farklı bir şey mi diye sürekli söylüyorsunuz. Şurada güzel bir ayrıntı gördüm, onu da size kameraya almak istiyorum. Şöyle göstereyim. Şöyle açayım. Aynen. Kedi beslenme sığınma evi yapmışlar. Çok güzel olmuş gerçekten. Hani istedikleri zaman girip içeride yem de var, su da var. İçeride takılabilecekleri bir alan olmuş. Korunabilecekleri bir alan olmuş en azından. Çok güzel olmuş gerçekten. Bura hoşuma gitti. Göstermeden geçmeyeyim dedim. Şimdi şöyle uzun bir yürüyüş yolumuz da var. Fakat orayı kimseyi rahatsız etmeden gösterebilirsem göstereceğim. Kimsenin kaydını almak istemiyorum. Hoş olmaz. Onun dışında halen bir Şahin Avı içerisindeyim. Anıta doğru gidiyorum. Anıt alanına doğru gidiyorum. Burada konserlerin falan yapıldığı alandır. Anıt alanı bayağı büyük, geniş bir alandır. Oraya geçeceğim. Anıt alanına geçeceğim. Orada da şu an sevdiğim Pokemon'lardan birinin fotoğrafını da orada alırım. Yani video çekiyorum ama videolardan fotoğraflar çektiğim için, gerçi yüksek bir ihtimalle bu videonun fotoğrafı Gyarados'un denizde olduğu fotoğraflardan biri olacaktır ama anıt alanına da bakmak lazım. Orada da belki güzel bir şey görebiliriz. Şurayı da göstereyim size gelmişken. Bu da sahilin tam ortasında, şöyle fişkiye diyelim bunlara, böyle fişkiyelerin olduğu yer. Şöyle güzel gezebileceğimiz bir alan var burada. Şu an hava fena değil. Hafif serinlemiş durumda. Yani yürünecek bir hava var. Öyle. Böyle bir seri yapmayı düşünmüyorum. Ama özel istek olursa, özel, evet, şuraları da buraları da gez derseniz, tabii çok şehir değiştiremem ama derseniz belki farklı alanlarda da çekerim. Bu videoyu çekme amacım, dediğim gibi, tamamen Shiny Gyarados'un sevincinden diyeyim. Shiny Gyarados'u İskenderun sahilinde çıkarmak istiyordum. Öyle bir fikir gelmişti Shiny Gyarados'u gördüğümde. Evet, anıt alanına yaklaştım. Şöyle halen bir Shiny avı yapıyorum. Bakıyorum, bazen hiç ummadığınız yanda Shiny çıkabiliyor. O yüzden bütün Pokemon'lara bakın. Bazıları full de olabilir. Aslında hepsini de yakalamak lazım. Bir videomda öyle demiştim. Hani gördüğünüz her Pokemon'u yakalayın ki arada full Pokemon'lar olabiliyor. Full IV'li Pokemon'lar olabiliyor. Onları kaçırmış oluyoruz aslında. Hepsini yakalamadığımızda. Evet, anıt alanı da boş görünüyor. Şöyle bir anıt alanında bir videoyu alıp şu Pokemon'u değiştirelim ama. Hangi Pokemon'u çıkartalım? Ya bugünlerde şu Pokemon'u çok seviyorum ama bilemedim hangisi. Yeni Pokemon'lardan birini de çıkartabilirim. Yeni yakaladığımız Pokemon'lardan birini çıkartabiliriz. Gerçi şöyle, benim evet en çok verim alabildiğim Pokemon bu. Ho-Ho da yakışır aslında buraya ya. Bence Ho-Ho çıkartalım. Ho-Ho'nun normal görüntüsü de çok güzel olduğu için Ho-Ho çıkartmayı tercih ettim. Şöyle ayakta yürürken besleyebiliyorsam besleyeyim hemen. Şöyle arkada renksiz de olsa yine görüyorsunuz burayı. Allah, müzik sesi geliyor. Müzik şu an benim düşmanım. Yani müzikli olan bir kısmı kesmek istemiyorum. Sesi kapatmak istemiyorum. O tarz kırpılmalar görürseniz videonun sonucunda. Burada araba sesleri de var. Umarım sesim net geliyordur. Öyle kırpılmalar görürseniz videonun sonucunda, bitmiş halinde, bilin ki müziklerden dolayı bir kırpma yapmak zorunda kaldım. Evet, bu arada gerçekten Ho çok çok güzel görünüyor Body Pokemon olduğunda. Şöyle kendime bir gölge bulayım. Orada size burayı göstermek istiyorum. Anıt alanını göstermek istiyorum. Kimseyi rahatsız etmeden tabii ki. Şöyle. Burada bizim konserlerimiz oluyor. Geniş, güzel bir alan.
yamaç paraşütü yapan arkadaşlar da buraya iniyorlar. Onun dışında paten falan da süren çok oluyor. Şöyle HoHo'nun bize getirdiği nacizane ödülü de almış olalım. Aslında burada mesele HoHo çıkarmak değil, aslında anıt alanını göstermek de. Yine de şöyle bir fotoğraf alırım belki. Lazım olur. Bir ara kullanırım bu fotoğrafı da. Öyle uzaktan bir müzik sesi geliyor. O yüzden aslında çok uzaktan geçiyorum. Normalde şu cime saldıracaktım ama maalesef saldıramayacağım. Şu an bile müziğin var olup olmadığından emin değilim. Umarım müzik sesi gelmiyordur. Buraları kesmek istemiyorum. Yanılmıyorsam 10 saniye. 10 saniye gibi kısa bir süremiz var. 10 saniyeden fazla müzik yayınlandığında maalesef onun telifi oluyor. Telif de şu an hiç istemediğim bir şey. Hani henüz daha kazanamıyorken telif hoş bir şey değil. Şurada bir İskenderun yazısı da var. Onu da göstereyim gelmişken. Buraları çok güzel İskenderun'un gezmek için. Yürüyüş yapmak için gerçekten çok güzel bir alan. Evet, kimse yokken. Normalde burada sürekli fotoğraf çekilen insanları görebilirsiniz. Şöyle göstereyim. Burada fotoğraf çekiliyorlar. Benim burada fotoğrafım yok ama olur illaki. Şöyle burayı da göstermiş olayım. Onun dışında müzikten uzağa mı kaçalım? Müzikten uzağa bir yere kaçalım. Çünkü özellikle o cimin olduğu yerde çok fazla müzik var ve müzikten korkuyorum. Telif yemeyi hiç sevmiyorum. Şurada bir ay yıldızımız var, onu da göstereyim. Şöyle buraları tam fotoğraflık olmuş. Zaten o şekilde de değerlendiriyorlar. Buralarda fotoğraf çekiliyorlar. Fotoğraf çekilmek için yapılmış bir yer. Evet, Pokemon yakalamadım. Biraz geziyorum, tadını mı çıkartıyorum diyeyim. Biraz tadını çıkartıyorum. Bugün günlerden pazar, bugün de çalışıyorum normalde de. İşe gitmeden şöyle bir aktivite yapayım dedim. Hem biraz yürümüş, biraz gezmiş olurum. Hem de size buraları biraz tanıtmış olurum. Çok güzel bir ağaçlı bir sokağımız vardı. Fakat orada bir tadilat var. Yine de bir göstereyim size. Şöyle göstereyim. Normalde burası yürüyüş için çok güzel ama maalesef tadilat var. Tadilattan dolayı oradan yürüyemedim. Buralara da böyle oturup takılıp eğlenebileceğimiz, çok da böyle pisletmeden, pisliğimizi toplayıp çok da güzel eğlenebileceğimiz bir alan. Güzel gezebileceğimiz bir alan. Yanım alın tanalı. Burası çok büyük bir alan. Ve burada genelde konserler oluyor ve müzik kaçıyorum. Müzik çok ciddi. Müzik sesi artmış durumda. O yüzden kaçıyorum. Umuyorum ki sesi gelmiyordur. Biraz sesimi de arttırdım. Umarım sesi gelmiyordur müziğin. Umarım müziğin sesini almıyordur. Çünkü ciddi oranda arttı. Öyle, bu seri olur mu olmaz mı, videonun devamı olur mu bilmiyorum. Pazar günü olduğundan dolayı çok kalabalık buraları. Ve o yüzden çok aslında kamera açamadım. Kimseyi rahatsız etmek istemiyorum bu konuda. Videoyu bu sefer HoHo denizin ortasında çıkartmayı düşünüyorum. Öyle bitireyim. Gerçi Gyarados daha çok yakışır tabi de. Başka bir deniz Pokemon'um var mı? Böyle denizde çıkartabileceğim. Ona bakayım. Gerçi Shiny Gyarados varken diğerleri çok şey olmaz ama yine de HoHo'nun o aşağılı görüntüsünden dolayı bir HoHo çıkarmak için denize doğru gidiyorum. Denizin oraya. Ondan sonra videoyu sonlandıracağım. Evet, bugün hiç Pokemon yakalamadım. Yani şu an burada hiç Pokemon yakalayamadım. Size aslında sağa sola bakıp çevrede
ne gösterebilirim onun derdine düştüm çünkü biraz da. O yüzden çok Pokemon yakalamadım. Ara ara da bakıyorum. Yani Shiny, bir Shiny Pokemon olsa hiç fena olmazdı videonun adına. Bu arada Battle'da da şu durumdayım. Bugünlerde biraz yoğunum, çok oynayamadım. Bir Pokemon'um kaldı, alamadım. Biliyorsunuz şu iki Pokemon'u çok güzel aldım. O yüzden bir tane Pokemon'um kaldı sadece. Almadığım. Tesir alanı vardır bizim burada. Oraya doğru geliyorum. Onun çaprazından denizde bir oho çıkartacağım. Orada da güzel bir fotoğrafını alacağım. Ardından videoyu sonlandıracağım. Ben denize varırken güzel bir vaktiniz olacak. Tam abone olmak için, tam paylaşmak için, destek vermek için güzel bir vaktiniz olacak. lütfen destekleyin. Çok az kaldı. 1000 aboneye ulaşmak üzereyim. 1000 aboneyi devirmek üzereyim. Devirirsem 1000 aboneyi güzel olacak. Emeklerim boşa gitmemiş olacak. Müzik de şu an azken şurada hemen ho çıkartayım. Başımız belaya girmeden, müzik çıkmadan şöyle bir. Bu arada denizde çıkardığınız Pokemon'un denizin dalgalarıyla birlikte beraber gitmesi de çok ilginç gerçekten. Çok yakın olur bu. Aynen şurada yine denizde çıkartıyorum. Denizle birlikte bence Ho-Ho da küçülecektir. Şöyle güzel fotoğrafını alayım. Aslında bir yapmak istediğim bir şey daha vardı. Bir Pokemon'un arkasına geçmek istiyordum. Vakit varken bir anıtın oraya gidip onu yapabilirim. Anca o geniş alanda yapabilirim onu. Evet, öyle yapalım. Aklımdaydı bu, unuttum. Hızlı bir şekilde anıt alanına tekrardan dönüp orada bir Pokemon'un arkasına geçmek istiyorum. Yani daha doğrusu bir Pokemon'u 3 boyutlu şekilde tam şekliyle göstermek istiyorum. Ben bunu bir kere yapıldığını görmüştüm. Ben denemedim. Çok zor bir şey olmasa gerek zaten de. Ama Pokemon'un arkasına geçmek istiyorum. Böyle tamamen 3 boyutlu şekilde yerdeki Pokemon'un çevresine dolanmak istiyorum. Biraz da yere basan bir Pokemon olsa aslında daha iyi olur. Gidene kadar onu seçelim. Bu sefer sen ol bakalım. Senin detayların daha güzel. Allah, müzik. Müzik, 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 müzik. Müzikten kaçalım. Yine müziğe yakalandık. Şunu gidene kadar çıkartayım. Normal besinini verelim. Hatta şöyle sana şunu vereyim. Tek seferde bitsin bu iş. Şurada geçebilir miyim arkasına bilmiyorum ama ya en iyisi anıt alanı. Anıt alanı çok geniş alan çünkü. Video biraz uzun oldu. Umarım sıkılmazsınız. Normalde bu kadar uzun videolar atmayı sevmiyorum ben. Maksimum 10 dakika, 15 dakika. Onun daha da ötesine geçmek istemiyorum. Yanımda fiskiyeler var. O fiskiyelerden sesler geliyor. Umarım sizleri çok rahatsız edecek düzeyde yüksek bir ses olmaz. Araba sesi. Müzik sesi o beni rahatsız eder. Sizi rahatsız etmez. Müzik sesi beni rahatsız eder. Onun dışında bir iki dakika sonra alın alanında olurum. Hızlı bir şekilde yürüyorum. Her ne kadar karakter benim kadar hızlı yürümese de hızlı bir şekilde yürüyorum. Hatta biraz koşar adımlarla yürüyorum şu an. Daha önceden yapmak istiyordum. Bir Pokemon'un arkasına geçmek istiyordum. Şöyle üç boyutlu şekilde görebilir miyim? Eğer çok büyük bir şekilde çıkarsa, çok büyük geniş bir şekilde çıkarsa geçebilir miyim bilmiyorum. Bakalım. Deneyeceğiz. Çok büyük bir şekilde çıkarsa çok büyük bir alanda yürümek zorunda kalırım. O da olur mu olmaz mı bilmiyorum. Evet. Bir tarafımda müzik, bir tarafımda tartışma. İkisinin de sesi gelsin istemiyorum. Ufak bir tartışma var sağ tarafımda. Neyse. Anıt alanına çok 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 az kaldı. Keşke az önce geldiğimde yapsaydım. Şu cime de saldırmayı da göze kestiriyorum ama dediğim gibi şey olabilir, müzik olabilir. Umarım o müziğin sesini almamıştır. Şu an çok küçük bir şekilde duyuyorum sesini ama
Tonuç'ta sesi geliyor o müziğinde. Şöyle bakalım. Shiny gelmez mi diye ara ara da bakıyorum Pokemon'lara. Çok güzel olur Shiny gelse. Evet, çevremdeki insanların ufak da olsa sesleri geliyor. Çok böyle kalabalığın içine de bundan dolayı karışmak istemiyorum. Kimsenin özelini yayınlamak istemiyorum çünkü. Oh, yoruldum. Evet, hızlı bir şekilde anıt alanına tekrardan geri döndük. Burada Pokemon'umuzu yakın çıkartalım bence. Yakın çıkartırsak Pokemon'u daha hızlı o dönüş alanını bitirebiliriz. Çok mu yakın çıktı ya? Aman çok yakın çıktı. Neyse şöyle deneyelim. Aynen öyle. Yani arkasına geçebiliyoruz. Yanına geçebiliyoruz. Şurada geçenler var. Onları rahatsız etmeyeyim diye şöyle geri dönüyorum. Geri dönüyorum. Tam tersine şu ödülü de alalım. Şu tarafından dolanayım. Teşekkür ediyorum. Şu tarafından dolanayım. Bize de bakıyor bu arada. Bize de bakmaya devam ediyor bu arada. Yani şu şekilde 3 boyutlu Pokemon'unuzu görebiliyorsunuz. Onu da söylemiş olayım. Gerçekten o bastığı yerde duruyor. Sanırım ayakta duran Pokemon'lar buna daha uygun. Uçan Pokemon'larda bu olur mu olmaz mı bilmiyorum ama yani ayakta duran Pokemon'larda bu daha bir mümkün. Evet, anıt alanında yaptım bunu. Arkadaşlar, izlediğiniz için teşekkür ederim. Size bu şekilde veda etmek istiyorum. Abone olup destek vermeyi unutmayın. Desteğinize şu an çok ihtiyacım var. Herkese iyi seyirler. Umarım hoşunuza gitmiştir.